Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber JavaScript'te selektörler konusunu işliyor olacağız. Nedir bu selektörler? Selektörler yani seçiciler HTML üzerindeki bir elemente ulaşmamızı sağlayan yapılardır. Örneğin şuraya P dedim. Merhaba dünya adlı bir element oluşturdum ve buna diyorum ki senin ID'in merhaba P olsun. Ben buna JavaScript tarafında erişip daha sonra bir işlem yapmak istediğim zaman şu şekilde yapıyorum. Diyorum ki let merhaba p diyelim. Document.get element by id dedim. Ve ardından merhaba p'yi verdim. Ve içerisine console.log dedim. P elementi diyorum ve merhaba P'yi ekrana yazdırmaya çalışıyorum. P elementi görmüş olduğunuz gibi null dedi. Neden? Hemen dönüp bir bakalım. Çünkü script tagımız burada, P elementimiz burada. Biz script'imizi eğer aşağı alırsak görmüş olduğunuz gibi öncelikle P tagı oluşacak ve script'imiz daha sonra dokümenti okumaya başlayacak. Bu yüzden de null hatasını aldık. Peki ben bu ulaşmış olduğum elementin mesela merhaba p'nin inner HTML'i dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi içerisindeki teksti gayet başarılı bir şekilde almış olduk. Daha sonra ne gibi bir seçicimiz var? Get element by name var. Bunun için şöyle bir örnek yapalım. Diyorum ki P dedim. Birinci P olsun. Şöyle ikinci P ve üçüncü P şeklinde ve bunlara birer name veriyorum. Diyorum ki başlık olsun. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Başlık dedim. Şimdi ben bu iki elemente ulaşmak istediğim zaman şu şekilde başlık P'ler diyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi biz ID'leri unique bir şekilde tekil olacak şekilde verirken name attribute'larını birden fazla elemente aynı olacak şekilde verebiliyoruz. Bu da get element by name. Get element by name. Neden element? Bakın burada get element derken yani bir elementi işaret ediyorken burada element yani çoğul birden fazla içerebileceğini söylediği için haliyle bize ne dönecektir? Bize bir array dönecektir. Şimdi buradan diyorum ki neydi? Baslik. Evet, baslik demişiz. Daha sonra console.log başlık p'ler dedim ve bastık p'ler diyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane p elementi olduğunu ve burada hangilerini işaret ettiğini görebiliyoruz. Peki bunların içeriklerini nasıl yazdıralım? Hemen gelin dilerseniz yazdıralım. Diyorum ki bastık p'ler nokta for each dedim. Item ve daha sonra sırasıyla diyorum ki console.log item nokta inner html dedim. Şunu siliyorum. Sayfamı yenilediğimde birinci p ve ikinci p adlı elementlerimizi görmüş olduk. Bir diğer seçicimiz ise şu şekilde var p'ler dedim. Yani p elementleri dedim. Document get element by tag name. Get element by tag names. Da şöyle yapalım. Get element by tag name dedim. Ve daha sonra hangi tagı istiyorum ben? Buradan benden seçmemi istiyor. P taglarını bir seç bakalım diyorum. Console.log P elementleri dedim. Ve P elementlerini konsoluma bir yazdırayım. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 4 tane P elementimizin olduğunu söyledi.
Bu da P elementi, bu da, bu da ve bu da. Fakat dikkat ederseniz birisinin ID'si var, şu ikisinin name'i var. Kendi içerisinde şöyle yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi ID'si, name attribute'ları gözüküyor. Get elements py tag name ise gene aynı şekilde birden fazla element gönderebilir bize. Örneğin burada başka P'ler de var. Mesela H1 olsun. Bu bir başlık diyelim. Başlık. Bana başlığı döndermeyecek. Çünkü benim doküment üzerinde 4 tane P elementim var. Bunu da hemen hızlıca konsola yazdıralım. Hepsinin içeriğini şöyle yaptım. Şöyle diyelim. Let i 0 dedim. I küçüktür. P elementlerinin length'inden P'yi birer birer arttıralım. Ve diyorum ki P elementlerinin o anki indeksinin inner HTML'ini bana bir yazdır dediğim zaman ve şuraya da console.log dedim. Şöyle bir çizgi çekelim. Merhaba dünya dedi. Birinci P, ikinci P ve üçüncü P şeklinde 4 adet P elementimizi görmüş olduk. Bir diğer seçicimiz ise class name üzerinden şöyle yapalım. Başlık 2, H3, başlık 3 dedim ve bunlara birer class veriyorum. Red dedim. Class red dedim ve hemen şuraya basitçe style dedim. Nokta red. Color'larının kırmızı olacağını söyledim. Evet, görmüş olduğunuz gibi başlıklarımızı renklendirdik. Peki bu klasa sahip elementleri seçmek istediğimizde ne yapıyoruz? Var dedim. Red elementler dedim. Document get element. Get elements by class name dediğim zaman red diyorum ve bu red'i bir de şöyle farklılık olması açısından bold etiketi diyelim. Class'ı da red olsun. Console.log red elementler deyip sayfamı yazdırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi 3 tane element buna uyuyormuş. H2, H3 ve B elementi şeklinde. Dilerseniz bunların da hemen hızlıca şu şekilde içeriklerini bir yazdıralım. Sayfamı yeniledim. Tabii bir de şöyle karışmaması için şöyle yapalım. Başlık 2, başlık 3 ve bold etiketi red klasına sahipmiş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir diğer seçicimiz ise query selector seçicisi. Bu ise eşleşen yani vermiş olduğumuz selector ile yani nasıl diyebilirim? Class'a class, ID ise ID şeklinde, name ise name attribute'uysa name şeklinde bunlardan bulduğu ilk elementi bize veriyor olacak. Örneğin burada class'ı red olanları getir dediğim zaman birden fazla getiriyor. Bir de aynı şeyi şu şekilde deneyelim. Tekil red dedim. Document.query selector dediğim zaman nokta red. Console.log tekil red dediğimde tekil red dedim. Sayfamı yeniledim. Görmüş olduğunuz gibi eşleşen bulduğu ilk elementi bize verdi. Bunu hemen şöyle sıralarını değiştirerek örneklendirebiliriz. Ya da aynı şekilde name'i olsun. Yine aynı sonucu alıyor olacağız. Hemen bunun da console.log tekil red nokta inner html dedim.
şu şekilde yapmış olduğum zaman görmüş olduğunuz gibi buna da ulaşmış olduk. Daha fazlası için arkadaşlar MDN JavaScript Query Selectors dediğiniz zaman ya da şöyle Selectors dediğimiz zaman JavaScript Selectors ya da V3 üzerinden şuraya gireyim, bir de şuna bakalım. Evet, query selector, query selector all şeklinde. Burada bulamadım. Ama burada JavaScript document selectors diyelim. Bunların listesi nerede acaba? Neyse, ben onun listesini bulup videonun altına bırakıyor olacağım. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.